Değerli arkadaşım hoş geldin. Bugün birlikte 7. bölümümüzün analiz testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda 4 eş dilime ayrılmış 480 gram ağırlığındaki küçük pizza var. Bir de 6 eş dilime ayrılmış 700 gramlık büyük pizza var. Nur ve Can bu iki pizzayı Nur'un payı Can'ın yarısı olacak şekilde paylaşacaktır. O zaman şu anlama gelmiyor mu? Nur'un payı Can'ın yarısı olacaksa Nur'un payına iç dersem Can bunun iki katı almış olacaktır. Can'ın yarısı Nur olacaktır. Sonuçta bu ikisinin paylaşacağı toplam pizza miktarı 3x olacaktır. Bu toplam pizza miktarını bulduğumuz zaman 480'i 720'yi toplarsak 1200 yapar. 1200'ü 3'e böldüğümüz zaman x 400 olur. Demek ki Nur 400 gram alacak. Can da 800 gram alacaktır. Tamam. Şimdi bakalım. Can büyük pizzanın tamamını aldı. Yani 720 gramı aldı. 720 gram alırsa geriye 80 gram da bundan alması lazım. Bundan 80 gram alacak. Küçük pizzanın kaçta kaçını almıştır? Ha, 480 gramın 80 gramını aldı. Dolayısıyla 1 bölü 6'sını almış olacaktır diyorum. İkinci sorumuza devam edelim. 2 bölü 3'e denk olan bir kesir. O zaman 2x bölü 3x diyorum. Önce payının yarısı paydasına. Payının yarısı. Payımız 2x değil mi? Yarısı x'tir. Ekledim. Sonra da bulunan kesrin paydasına payını ekleniyor. Onu bir şey yapalım ne oluyormuş. 2x bölü 4x şu anda. Sonra da diyor ki bulunan kesir bu. 2x bölü 4x. 2x bölü 4x. Paydası payına ekleniyor. Yani şu 4x'i 2x'e ekliyorum. 6x bölü 4x oldu. Yeni kesrin değeri ne olur? 6 ile 4'ü sadeleştirirsem 3 bölü 2 olacaktır. 3. soru. 2021 artı 17 bölü 5 gibi böyle şeylerimiz var. Bunu tutup şunu çarpmak hiç anlamlı bir şey değil. Oradaki 2021 ve 2024 birbirine çok benzeyen sayılar. Onları da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu 17 bölü 5 var ya onu bileşik kesir halinde tam sayıda kesir haline yazacağım. 17'yi 5'e böldüğümüz zaman 3 kere var. 3 kere 5 15 2. O zaman 17 bölü 5 yerine ben 3 tam 2 bölü 5 yazabilirim. O zaman yukarıyı düzenlersem 2021 var, bir de 3 var. 2024 tam 2 bölü 5. Aşağısı da 2024 tam 2 bölü 5. Dolayısıyla şurası 1 oldu. Burası 1 oldu. Sonra geliyorum hemen şuraya yapıyorum. 1 eksi 1 bölü 2'miz nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarptığımız zaman 2 bölü 1. Şurası 2 bölü 1 yaptı. Şöyle yazayım o zaman. 1 eksi 2 bölü 1. O da eksi 1. Şu 1, şuradaki 1. Eksi, burada yaptığımız zaman 2 bölü 1 geldi. Üçüncü sorumuzun cevabını böylelikle B bulmuş olduk. Dördüncü sorumuz. Yine arkadaşlar paydalardaki sayılarımız eşitlenecek gibi durmuyor. O zaman biz parantezleri açarak dikkat edersek parantezlere dağıttığımızda şuradaki eksi buraya geldi. Burası artı oldu. Burası da artı oldu. Şimdi paydası 17 olanları bir arada düşünelim. 13 bölü 17, 4 bölü 17, 17 bölü 17 yaptı. Benzer mantıkla paydası 15 olanları düşünelim. İşaretiyle beraber düşünüyorum, unutmayalım. Eksi 1 bölü 15, 31 bölü 15, 30 bölü 15 yapar. Artı 30 bölü 15 oldu. Şimdi paydası 11 olanları düşünüyorum. Paydası 11 olanlar 9 bölü 11 ve eksi 9 bölü 11. Oradan da sana 0 gelecektir. Dolayısıyla burası 1, burası da 2. Cevabımız 3 olur. Beşinci sorumuz. Yine arkadaşlar kesri parçalayacağız aşağıdakini, değil mi? X bölü x 1 eksi 2 bölü x artı y bölü y
1 eksi 4 bölü y. Sonra eksi z bölü z 1. Şu eksiyi unutmuyoruz. Hem bunun hem bunun demiştik. 6 bölü z. Sonra şunları düşünüyorum. Tamam. Nasıl düşüneceğiz hocam? Dikkat ederseniz hepsinin payında 2 çarpanı var. O zaman hatta şuradaki dikkat edin arkadaşlar. X'in önünde artı var ya. Buradaki aşağıdaki de x'in önünde artı olması için eksi 2 parantezini alalım. Eksi 2 parantezini aldığımız zaman burası 1 bölü x yapar. Buradaki eksi 2 parantezini aldığımız zaman 2 bölü y yaptı. Buradakine eksi 2 parantezini aldığımız zaman eksi 3 bölü z yapar. Sonra artı 1, 1, eksi 1. Şunlar birbirini götürdü. Yani artı 1 yaptı. Sonra geliyorum şu kısma. Bu kısım zaten yukarıda var. Verilmiş bana. Bu neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 1 yapar. Eksi 1 artı 1 de 0 olur. Altıncı sorumuz. İfadenin değeri kaçtır demiş. Bunu gören bir öğrenci ne yapar? Paylara eşitlemeye çalışır ilk önce. Eksik olan çarpanı koyar. Mesela 2, 3. Burada 3, 5 var. Burada 2 ve 3'ün karesi var. Buna isterseniz 6 diyeyim. 2 kere 3, 6. 3 kere 5, 15. Burası da 9 kere 2, 18. Bunlar kaç eşitlenir diye bakıyorum. Hepsi 2'ye bölündü. Bölünmedi. 3'e bölünür hepsi. 3'e böldüğün zaman 6, 5, 2. Artık başka bölünen yok. Zaten eşitlemeye çalıştığım için ekoklarını bulacağım. 2'ye böldüğümüz zaman bu 3 olur. Bu 1 olur. Bu bölünmez. 3'e bölersem bu 1 olur. 5'e bölersem bu 1 oldu. Dolayısıyla en az kaç eşitleniyormuş? 9 kere 10, 90 da eşitlenecek. O zaman 2 çarpı 3 olan yere 3 çarpı 5'i yazacağım. Yani şuraya 15 yazmam lazım. 3 çarpı 5 olan yere de şunlar varsa şu ikisi eksik demektir. 6 yazarım. 2 çarpı 3'ün karesi varsa yani hem 2 hem de 2 tane 3 varsa 2 ve 2 tane 3 varsa şu eksik demektir. Bunu da 5 ile genişletirim. Bu durumda 15 çarpı 15a artı 6b artı 5c bölü kaç eşitlendi? 90'da. Eşittir 1 bölü 2. Şimdi sadeleştirme yapıp şuradaki 90'la 1'i 2'yi sadeleştirdiğim zaman 45. İçler dışlar çarpımı yaparsam 15a artı 6b artı 5c'ye 45 buluruz. 7. sorumuzda devam edelim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bu şekilde gitmiş. 31 tane terim varmış. Ben şuna dikkat ediyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 var ya. Bundan kaç tane var diye bakmam lazım. Dikkat ederseniz bu kırmızı yaptığım yerden 1 bölü 2 ile başlayıp eksi 1 bölü 3 ile bitiyor. O zaman şu 1 bölü 2 bu gruba dahil değildir. Çünkü 1 bölü 2'nin yanında eksi 1 bölü 3 de olması lazım ki o zaman böyle bunu bu şekilde yapayım. Olmadığı için onu dahil etmiyorum. Onu en son yapacağım. O zaman diyorum ki o 1 bölü 2'yi dışarı çıkardığım zaman 30 tane terim var. Burada o zaman 30 terim var. O zaman şu işlemi bir yapalım şuranın. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 6 yapar. O zaman arkadaşlar şu ikiliden kaç tane olduğunu bulmak için toplam 30 terim varsa burada 30'u 2'ye böldüğümüz zaman 15 tane şu kırmızı yaptığım yerden var. 15 tane 1 bölü 6 var demektir. Sonra bir de en son artı 1 bölü 2 var. Şunu arkadaşlar şuraya koysam tabii daha sağlıklı. Evet, o zaman bu işlemi sormuş bize. 3'e böldüğümüz zaman 5 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 çıkar cevabımız. 8'in sorumuz. Yine paydası eşitlenecek gibi durmayan bir
Rasyonel sayı sorusu. O zaman arkadaşlar biz aşağıyı yukarıya benzetmeye çalışacağız. Paydası 17 olanları kendi arasında, 13 olanları kendi arasında, 11 olanları kendi arasında değerlendireceğiz. Burada dikkat ederseniz paylarına, bak şimdi şu 2 çarpı 2'dir. Bu 2 çarpı 3'tür. Bu da 2 çarpı 4'tür. Dolayısıyla 2 parantezine alırsam 2'yi aldığımız zaman 2 bölü 17 kalacaktır. 2 bölü 17 artı yine oradan 2 aldığımız zaman 3 bölü 13 artı 2 aldığımız zaman 4 bölü 11. Tamam. Bölü. Aşağıya bakarsak da bu 3 çarpı 2, bu 3 çarpı 3, bu da 3 çarpı 4. O zaman aşağıda 3 parantezini alacağım. 3 parantezini aldığımız zaman 2 bölü 17 artı 3 bölü 13 artı 4 bölü 11 oldu. Artık aşağı ve yukarısı tek terim olduğu için şuradaki çarpanlar aynı. Sadeleştirirsek cevabı 2 bölü 3 buluruz. Görmeyince zor, görünce basit bir soru. 9. sorumuza devam edelim. Evet, buradaki eksi 1'i buralara dağıtmıyorduk. Çünkü kuvvetteki sayılar artılı eksili olan terimler arasında dağılmaz. O zaman ne yapacağız? Önce işlemleri yapacağız. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3. Artı x dedik. Bunu yapalım. 3, 2 daha 5. 5 bölü 6 artı x oldu. Üzeri eksi 1 eşittir 2'ymiş. O zaman her tarafın eksi birinci kuvvetini aldığımızda şöyle olur. 5 bölü 6 artı x'imiz. Eksi birinci kuvvetini aldığımız için eksi 1 ile eksi 1 çarpılırsa gider. Bak buranın eksi birinci kuvvetini alıyorum. Buranın da eksi birinci kuvvetini alıyorum. Şurası zaten gitti. Kuvvet 1 oldu. Orası da 2 üzeri eksi 1 oldu. 2 üzeri eksi 1 ile 1 bölü 2'dir. Bak böyle bir basit denklem elde ettik. O zaman x'imiz 1 bölü 2 eksi 5 bölü 6'dır. Bunu 3 ile genişletirsem 3 eksi 5 eksi 2 bölü 6 yapar. O da eksi 1 bölü 3 olur. 10. sorumuz yine bir yanıltma sorusu. Önce şurayı yapmamız gerekiyor değil mi? Eksi 1 bölü 3 bölü dediği için şöyle yazdım. Birinciyi aynen yaz. İkinci de 3'ün tersi 1 bölü 3'tür. Çarparsak eksi 1 bölü 9 olur. Geri kalanları yazıyoruz. 3 eksi 1 bölü 9 yaptık orayı. Eksi 1 bölü 3. Bu işlemi yapacağız. Paydası 9 olduğu için bunu 9 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile bunu 3 ile. 9 kere 3 27. Eksi 1 eksi 3 bölü 9. 27'den 4 çıkarsa 23. Paydamız da 9 olur. 11. sorumuz. Yine önce parantez içerisini yapalım. 1 artı 1 bölü 2'miz nedir? 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti demek 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti demektir. O da 4 bölü 9 yapar. Sonra şu 16'nın eksi birinci kuvvetinde 1 bölü 16 olarak yazıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle geliyorum bak. 3 bölü 4 ile böleceğim kimi? Parantez içerisinde yaptığım işlemi yani şurayı. Onu yapıyorum. Sarıları yapıyorum şu anda. 3 bölü 4 bölü 4 bölü 9. Bu ne demek? 3 bölü 4'ü yaz. 9 bölü 4'ü 4 bölü 9'u ters çevir çarp. Olur sana 27 bölü 16. Güzel. Bundan sonra artık hep artılı işlemler kaldı. Yani çarpmalardan falan kurtulduk. Dolayısıyla hepsini yazıyorum. 1 artı 1 bölü 4 şurası. Sonra şurayı yaptığımız zaman ne bulmuştuk? 27 bölü 16. 27 bölü 16. Artı bir de şurada 1 bölü 16'mız var. Artık paydalarımızı eşitleyelim. Bunu 16 ile genişlettim. Bunu 4 ile diğerlerini genişletmeme gerek yok. Paydamız 16 olacak. 16 kere 1 16. 4 kere 1 4. Artı 27.
Artı 1. 16, 4 daha 20. 21 daha 47, 1 daha 48. 48 bölü 16 olur. 48'de 16 böldüğümüz zaman 3 buluruz. 12. sorumuz yine merdiven sorusu. Önce şurayı yapalım. Oldu sana 3 eksi 1'den 2 bölü 3. Sonra şurayı yaptığımızda bu ne demektir? 1 bölü 2 bölü 3. 1 bölü 2 bölü 3. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ise çevirip çarparsan 3 bölü 2 olacaktır. Şuranın sonucu. Geliyorum şimdi. Buradan 2 eksi 3 bölü 4 mü diyeceğiz? Hayır. Çünkü bölme var. Neyle neyi böleceğiz? 3 bölü 4'ü 3 bölü 2'ye böleceğiz. Bölelim şurada. 3 bölü 4 bölü 3 bölü 2. 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3. Sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 1 bölü 2 buluruz. O zaman arkadaşım şuradan itibaren şuradan şurası 1 bölü 2 oldu. 2 eksi 1 bölü 2. Kaç yaptı? 3 bölü 2. O zaman şuradaki 2'nin altında 3 bölü 2 olacak. 2'nin altında 3 bölü 2 olacak. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Oldu sana 4 bölü 3. O zaman son kısmını yapıyorum. Eşittir. Burada 1 var. Eksi. Buraya da 4 bölü 3 bulduk. 1 eksi 4 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 bulacağız. 13. sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 2 eş parçaya bölünmüş. 1 ile 2 arası ve eksi 1 ile 0 arası da 3 eş parçaya bölünmüş. 2 ile eksi 2 ile eksi 1 arasında 4 eş parçaya bölmüşüm. Şimdi o zaman oradaki gösterilen sayıları bir yazmaya çalışalım arkadaşlar. 0 ile 1'in kaç parçaya böldük? 2 parçaya böldük. Şöyle yazıyorum. A demek 0 ile 1 arasını 2 parçaya böldün. Sonra sıfırdan bir adım ilerledin. Dolayısıyla 1 bölü 2'dir. Aynı mantıkla geliyorum şimdi. B'ye bakacağım. B, 1 ile 2 arasını, yani bir tamımız var. Artı. Sonra 1 ile 2'sini, 1 ile 2 arasını kaç parçaya böldün? 1, 2, 3 parçaya böldün. 3 parçadan 1, ikinci parçaya almışsın değil mi? 1, ikinci parça. O zaman 1 artı 2 bölü 3'tür B'de. 3, 2 daha 5 bölü 3. Yani B'nin 5 bölü 3 olduğunu görmemiz gerekiyor. Aynı mantıkla C'ye bakacağız şimdi. C'de arkadaşlar bu tarafa doğru gittiğimiz için eksi koyacağız sadece. Şöyle 0 ile eksi 1 arasını kaç parçaya böldük? 1, 2, 3 parçaya böldük. 3 parçaya böldüm. Kaçını aldım? 1, ilkini aldım. O zaman eksi 1 bölü 3 olacaktır C'miz. D'ye baktığımız zaman da yine eksi 1'den itibaren geliyorum. Eksi 1. Sonra bu tarafa doğru gideceğim için yine eksi yazdım. Eksi 1 ile 2 arasını kaç parçaya böldüm? 1, 2, 3, 4. 4 parçadan kaçıncısını aldım? 1, 2, 3. Bu da böyle oldu. O zaman bunun işlemini yaptığım zaman eksi 4, eksi 3 daha eksi 7 bölü 4'te D oldu. Bu, bu, bu ve bu. Tamam. Şimdi A eşittir 1 bölü 2'dir. Evet doğrudur. B artı C 4 bölü 3'tür. B'miz neydi? B'miz 5 bölü 3. C'miz ne? Eksi 1 bölü 3. Eşittir 4 bölü 3. Doğru söylüyor. A'dan D'yi çıkarınca 9 bölü 4 kalır. A'mız ne? 1 bölü 2. Eksi. D'miz ne? Eksi 7 bölü 4. Yani eksi eksiden artı 7 bölü 4 yazdım. 2 ile genişletirsem 2 bölü 4, 7 bölü 4, 9 bölü 4 yapar. Bu da doğru diyor. O zaman cevabımız E şıkkı olacaktır. Son sorumuz. A artı B, A artı C ve B artı C arasında. Önceden arkadaşlar bize dedi ki A, B, C'yi direkt veriyorum sana. Bunları sırala. Ben yine öyle düşüneceğim. Tabii negatif sayılar olduğu için önce düşünmemiz gereken nedir? Pozitiflerini bunları düşünüyorum. Yani 12 bölü 13'ü, 11 bölü 12 ve 10 bölü 11'i düşünüyorum. Dikkat ederseniz bunların pay ve paydası arasındaki farklar birbirine eşittir.
Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Payı paydasından bir küçük. Bak ilk 0 bölü 1, sonra 1 bölü 2, sonra 2 bölü 3, sonra 3 bölü 4. Bu dikkat ederseniz arkadaşlar 0 bölü 1 sıfırdır. 1 bölü 2 de yarım. 2 bölü 3 de 0,6. Demek ki böyle gitgide bunlar büyüyor. O zaman payı paydasından küçük olduğunda, aradaki farklar eşitse, bakın bunların hepsinin arasındaki fark 1. Aradaki fark hep 1. Pay ve paydaş arasındaki fark sabitse, o zaman kesin sayıları büyüdükçe kesir de büyüyecektir. Yani ben şunu söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. 12 bölü 13 büyüktür. Hangisinden? Ondan sonra gelen 11 bölü 12'den. O da büyüktür. 10 bölü 11'den diyebilirim. 10 bölü 11'den diyebilirim. O zaman arkadaşlar eksili olanlar, yani a artı b, bunları şimdi eksiyle çarptığımız zaman yön değiştirmeyecek mi? Evet. Eksiyle çarparsam yön değişti. Eksiyle çarparsam yön değişti. Tamam. Eksi 12 bölü 13. A artı B değil mi? Şuraya yazıyorum. A artı B küçükmüş. Eksi 11 bölü 12, yani A artı C'den. O da küçüktür. Eksi 11 bölü 11'den. O da nedir? B artı C. Tamam. Şimdi böyle bir şey bulduk. Şimdi kendi arasında şunları değerlendireceğim. Şu ikisine baktığımız zaman. A'yı karşıya atarsak arkadaşlar B küçüktür, C çıkar. Sonra şu ikisini kenarısında değerlendiriyorum. Bu ikisini değerlendirdiğimiz zaman da şöyle olsun. Şu ikisini değerlendirdiğimiz zaman da C'ler birbirini götürürse A küçüktür, B olur. O zaman şu olanlara bakalım. B C'den küçük, A B'den küçük. A küçüktür B. O da küçüktür C. Çıkacaktır. Dolayısıyla en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralamamız istemiş. B, C, B, A olacaktır. Böylelikle analiz testimizi bitirmiş bulunuyoruz. Diğer testimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.